Efendim 300 TL'nin altında gerçek bal olmaz. Uyarı üreticilerden yani arıcılardan geldi. Sahte bala karşı ne yazık ki bir kez daha uyarı var. Raflarda bal adı altında satılan ve balla hiçbir alakası olmayan ürünler. Tüketicilere ucuz bal uyarısı geldi. Uyarı direkt üreticilerden. Piyasa şartlarında 300 TL altındaki bir ürün bal altında satılıyorsa bunun balla hiçbir alakası yoktur. Balda tehlike çanları çalıyor. Türkiye aslında bir bal ülkesi ama sahtecilik maalesef had safhada. Hiçbir arı görmeden yapay ortamlarda karışımlarla elde ediliyor. Hiçbir şekilde arıyla alakası yoktur. Özellikle ballarımızı Güneydoğu'dan seçiyoruz. Yüksek ovalardan. Balda çok hile var son dönemlerde özellikle. Bal gündemden bir türlü düşmüyor. Hem arıcılığımızı üreticilerini tehdit etme hem de tüketicilerimizin insan sağlığı üzerinde çok büyük oyunlar oynamaktadır. Bal üretiminin başladığı Mersin'de arıcılar, glikoz ve aromatik maddelerle üretilen ürünlere karşı dikkat çekti. Gerçek balın maliyetinin 200 lira olduğunu, 300 liranın altında satılan hiçbir ürünün bal olmadığına vurgu yaptı. Tüketiciye dikkatli olmaları konusunda uyardı. En azından bir 300 liranın üzerinde normal şartlarda olması lazım. Ama şimdi bir piyasaya bir bakıyorsunuz. Olağanüstü ucuz ballar. İşte 5 kilosu efendim 500 lira. 5 kilosu 600 lira. Şimdi bu kabul edilebilir bir değer değil. Bunların birçoğu ne yazık ki bal değildir. Yıllık üretimi ortalama 93 bin tondur. Arıdan gelen bal. Fakat satış miktarına bir bakıyoruz. Yıl sonunda 120 bin tona yakın bir bal satışı var. Şimdi o aradaki fark nasıl yakalanıyor? Nasrettin Hoca'nın kazanı gibi doğurmuyor bu. Dolayısıyla dışarıdan bir müdahale olduğu ortada. Vatandaşlar da bu konuda dikkatli olsunlar.